أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Evet. Şimdi tağutun muhakemesine başvurmak küfür müdür değil midir? Bununla alakalı bir söyleşi yapacağız inşallah Allah izin verirse. Çünkü neden bunu yapıyoruz? İlk önce onu söyleyelim. Şimdi bununla alakalı son zamanlarda çok büyük ihtilaflar oluştu. Yani insanlar yeni yeni icatlar çıkarmaya başladı. Öncelikle bu amel küfür müdür değil midir? Yani zaten bizim inancımızı bilen insanların hepsi bilir ki bu amel küfürdür. Ve sadece bunu biz söylemiyoruz. Kendini İslam'a nispet eden ve kendini herhangi bir cemaate nispet eden herkes bizimle aynı görüşte. Örnek vereyim, bu cahiliye toplumundaki cemaatler de yine bu konumdadır diyebiliriz. Mesela örnek vermek gerekirsek, bugün Sofi cemaatleri dahi kendilerine şu soru sorulduğu zaman, tağutun hükmüne başvurmak küfür müdür değil midir denildiği zaman kendileri tabii ki küfürdür yani. Yani bir adamın gidip Allah Azze ve Celle'nin şeriatı varken gidip tağutun hükmünden hüküm talep etmesi tabii ki küfürdür demeye başlarlar. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi işte bakın hemen bir şart koşuyorlar. İşte Allah'ın şeriatının olduğu yerde biri gider başka birinden hüküm talep ederse, başka bir kurumdan hüküm talep ederse tabii ki küfürdür sözü onların ilavesi oldu. Fark ettiyseniz herkes buna küfür diyor. Herkes buna küfür diyor. Bu konuda ihtilaf yok. Ancak tek sıkıntılı şey getirdikleri şartlar, takyitler ve belli şartlar getiriyorlar. O şartlardan dolayı ne diyorlar? İşte küfürdür ama şu var. Küfürdür ama bu var diyerekten önüne bazı engeller getiriyorlar. Öncelikle şu ayet أَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını zannedenleri gördün mü? يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ Oysa onlar tağutu inkar etmekle emrolunmuşlardı ki onlar tağuta muhakeme olmak istediler. Ve devamında ise وَيُرِيدُوا شَيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا Devamında Allah Azze ve Celle oysaki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Şimdi bizim konumuzla alakalı ayet bu. Fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle bazı insanların imanlarının zandan ibaret olduğunu söylüyor. Burada za'ame kelimesi fiili bu nedir? Yani bir şeyin yalan olması, bir şeyin iddiadan ibaret olması diye tefsir etmişler. Yani bir adamın böyle bir iddiası var. Ama bu iddia gerçek değil. Ve fark ettiyseniz Allah Azze ve Celle ne diyor? Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını zannedenleri gördün mü diyor. Yani sana derken Allah'ın kitabı, Resulün sünneti aynı şekilde yani bütün hepsi. Ve senden önce indirilenler derken de Allah Azze ve Celle burada neyi kastediyor? Allah Azze ve Celle burada geçmiş kitapları kastediyor. Yani eğer bir adam tağutun hükmünden hüküm talep ederse onun imanı zandan ibarettir. Allah'a ve Resulüne indirilenleri inkar etmiştir. Bununla beraber İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a ve bütün peygamberlere indirilenleri inkar etmiştir. Bu şekilde iddia etmiştir diyebiliriz. Bu ayet bu. Başka? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِيُوا اللّٰهَ وَاَتِيُوا الرَّسُولُ وَاُلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِ diye devam ediyor. Allah Azze ve Celle eğer ki, bakın burası çok önemli, eğer bir şeyde çekişirseniz, herhangi bir konuda, bakın burası, buradaki şey fark ettiyseniz burada başında elif lam yok. Bu nekra. Yani herhangi bir şeyde ne olursa olsun فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولُ Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz devamında اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ve Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a ve Resulüne götürün diyor.
Ve bu nedir? Bu Allah katında hayırlı ve netice itibariyle en güzelidir diyor Allah Azze ve Celle. ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا diyerekten Allah Subhanahu ve Teala bize burada bunu söylüyor. Ve bu ayet yine aynı şekilde bunun küfür olduğunu beyan eden ayetlerden bir tanesi diye. Veya وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bu ayetten yine nedir? Bu ayette kişinin herhangi bir konuda, burada da şey diye kastettiğimiz burada da nekradır. Yani başında elif lam yoktur. Yani herhangi bir şeyde, küçük, büyük, herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah Azze ve Celle'ye aittir demiştir. Öbür ayette buna benzerdir. Ve bu ayet yine aynı şekilde فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Allah Azze ve Celle kendi nefsine, kendi zatına yemin ederek diyor ki, yani and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp verdiğin hükümde, işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça bunlar iman etmiş sayılmazlar ey Muhammed diyerekten Allah Azze ve Celle nebisine böyle bir şey söylüyor. Ve bu çok önemli bir şeydir. Bu çok önemli bir şeydir. Yani bu da aynı tağuta muhakeme ile alakalı bir şeydir. Başka bir mesele bu ayet. Şu zikredeceğim ayet. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. İşte bu ayette yine nedir? Bu ayette yine her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Bu ve benzeri ayetleri cem edersek bu tağuta muhakeme olma meselesinde 3 sınıf insan vardır. Bu 3 sınıf insanı eğer ki biz anlayamazsak meselenin tam olarak izahını anlamamış oluruz diyebilirim. Allah Azze ve Celle'nin bize bildirdiği bu ayette bize 3 sınıf insanın müşrik olduğunu söylüyor kardeşler. 3 sınıf insanın müşrik olduğunu söylüyor. Birinci sınıf insan şudur ki o da Allah Azze ve Celle'nin dışında teşri yapan tağutlardır. Yani mesela bugün muhakemelerde hakimlerin önüne ne koyuluyor? Bir anayasa kitabı koyuluyor. Türk Ceza Hukuku diye bir anayasa kitabı koyuluyor. Yani insanlara nasıl ceza verilir gibi benzeri şeyler koyuyor. Yani mesela hırsızlığın cezası nedir? Boşanmada işte kime ne verilir gibi. Ondan sonra işte çocuk kime verilir ve benzeri şeyler hepsi kime kalmıştır? Hepsi teşri yapan tağutların anayasa kitapçığının içinde yer alıyor. Geri kalan İçinde bazı meseleler vardır ki o da hakimin içtihadına kalmış, anlayışına kalmış. O zaman ne anlıyoruz? Birincisi muhakeme meselesinde kimdir? Teşri yapan tağutlardır. Bununla alakalı Allah Azze ve Celle ne demişti? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُ لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْسَنْ بِهِ اللّٰهِ diye Allah Azze ve Celle ayette yoksa Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine dinden şeriat kılan, kanun yapan ortakları mı var? Biz bunu ne diye şey yapıyoruz mesela örnek vereyim size. Burada birinci kasıt zaten işin çıkış noktası tağutların Allah Azze ve Celle dışında yaptıkları teşrilerdir. Birinci tağut budur kardeşler. Birinci tağut budur. Herkes bunu reddetmekle mükelleftir. Bunu reddetmeden Müslüman olamaz. İkinci bir kısım insan vardır ki bu insanlar da nedir? Biraz önce söylediğim gibi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ gibi. İşte bu ayet nedir kardeşler? Bu ayet her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmezse, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, hüküm vermezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Burası bizimle alakalı. Şimdi burada da Allah Azze ve Celle bunları kafir diye zikretmiş. Mesela biz tağutun tanımını yaparken Allah izin verirse bununla alakalı müstakil bir ders yaparsak tağutun nasıl olduğunu, kim olduğunu açıklayacağız. Ondan sonra Allah izin verirse o mesele de daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi burada tağut kimdir kardeşler? Bu ayetin bağlamında söylüyorum. Tağut İbnül Kayyım'ın
açıklamasına göre söylüyorum. İbnül Kayyim der ki tağut kulun kendisi sayesinde haddi aştığıdır. Her mabut, uyulan, itaat olunan her şeydir. Bakın dikkat edin. Her mabut, uyulan, itaat olunan her şeydir. Her kavmin ya da toplumun tağutu Allah Azze ve Celle ve Resulünden başka kendisine muhakeme olunandır diyor. Dikkat ettiniz değil mi inşallah? O zaman ne anlıyoruz? Şu tanıma göre, ki başka tanımlar da getirebiliriz bununla alakalı. Şu tanıma göre demek ki tağut kimmiş? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kadı, hakim neymiş? Tağutmuş. Çünkü İbnül Kayyim ne diyor burada? İbnül Kayyim her kavmin ya da toplumun tağutu Allah Azze ve Celle ve Resulünden başka kendisine muhakeme olunandır. Bu olunan şey kişi de olabilir, kurum da olabilir vesaire bunu arttırabiliriz. Bu işte üzerine giydiği siyah işte önlüğün kenarında kırmızı da olabilir. Bu kahin de olabilir. Bu falcı da olabilir. Veya bu kabile reisi dahi olabilir. O zaman ne anlıyoruz burada? İkinci sınıf tağut kimmiş? Daha doğrusu müşrik kimmiş? Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hakim veya kadı. Birincisi teşri yapandı. İkincisi hakim ve kadıydı. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen. Bununla alakalı bir tafsilat var. Yeri olmadığı için açıklamıyorum. Yani çünkü burada meseleler karışmasın. Yani örnek vereyim. İslam şeriatının olduğu yerde farklı meseleler cereyan eder. Küfür sistemin olduğu yerde farklı cereyan eder. Biraz önce bahsettiğim mesele örnek vereyim. Teşri yapan tağut zaten işin başı olduğu için bu müşriktir. Hakim de onun yazdığı, onun önüne koyduğu anayasa kitabıyla hükmettiği için tağuttur. Üçüncü sınıf ise başkadır. Ama İslam coğrafyasında olduğu zaman, İslam hükümlerinin olduğu yerde olduğu zaman burada bir tafsilat var. Onu yeri gelince inşallah Allah izin verirse açıklarım. Üçüncü kısım insan ise şudur kardeşler. Üçüncü kısım insan bunların kullarıdır. İşte bahsettiğimiz mesele budur. Bugün bizim üzerinde durduğumuz sorunun cevabı olarak kastettiğimiz mesele budur. Bunlara ibadet eden kişilerdir. Yani tağutun hükmüne başvuranlar, onlardan hüküm talep edenler. İşte bunlar nedir kardeşler? Bunlar müşriklerdir ve bunlar tağutun kullarıdır diyebiliriz. Bununla alakalı ayeti zaten أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ اَنْ يَتَحَاكَمُوا اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا Ayeti gereği sana ve senden önce indirilenlere iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Onlar tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki bunu inkar etmekle emrolunmuşlardı diyerekten Allah Azze ve Celle bunu bize ne yapıyor? Bunu bize söylüyor. Evet. Bunun dışında muhakeme ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Tanımıyla alakalı bazı şeyler söyleyebiliriz. Tanımıyla alakalı şunu söyleyebiliriz ki tanımı şudur diyebiliriz. Yani toparlarsak lügat manası, şerri manasına girmeyeyim. Lügat manası olarak farklı farklı görüşler var. 3-4 tane görüş var. Bizi ilgilendiren mesele şeriat manası. Ancak şeriat manasıyla lügat manası arasında çok bir fark yoktur. Mesela ben size şerri manasından bahsedeyim. Muhakeme hüküm talep edilmesi, zulmün giderilmesi veya husumetin ayrılması demektir kardeşler. Bir tanım böyledir. Veya başka bir tanım söyleyeyim. Belirli bir yönden hüküm talep ederek bir anlaşmazlığın çözülmesini veya zulmün giderilmesini talep etmektir. Yani iki farklı cümle kullandım size. İkisinin de manası ne? İkisinin de manası zulmün giderilmesi, hüküm talep edilmesi ve husumetin fasledilmesi, ayrılması bu manaya gelir diyebiliriz. Şimdi bizi ilgilendiren meselelerden bir tanesi neydi kardeşler? Dedik ya tağuta muhakeme küfürdür. Burada zaten hiç kimse ihtilaf etmez. Bugün Sofi cemaatlerine gidin. Bugün farklı farklı dine mensup olan insanlara gidin. Hiç kimse bu konuda ne yapmaz? Bu konuda ihtilaf etmez. Ancak tafsilat getirirler. Derler ki bu tafsilattan kasıt şudur. Şu tafsilattan kasıt budur diyerekten önüne arkasına farklı farklı şeyler getirirler. Biz bununla alakalı kısa bir açıklama yapmak istiyoruz. Bununla alakalı şunu söyleyebiliriz kardeşler. Mesela Süleyman İbni Sehman'ın bir fetvası var bununla alakalı.
Bunu inşallah aktarmak istiyorum. Muhakeme olmak nedir? Muhakeme olmak küfür müdür gibi sorunun cevabında şunu söylüyor. Şayet diyor tağutlara muhakeme olmak küfürse, burada ihtilaf ancak dünyalık bir meseleden dolayı olabilir. Ancak dünyalık bir meseleden olabilir. Yani ne demek istiyor kardeşler? Yani tağuta muhakeme olmak küfür ise, zaten ihtilafların hepsi neredeyse dünyalık meselelerden dolayıdır. O halde diyor, senin dünya adına küfre girmen nasıl caiz olabilir ki? Senin dünya adına küfre girmen nasıl caiz olabilir ki? Bil ki Allah Azze ve Celle ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her şeyden daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olmaz. Yani Allah ve Resulü sana dünyadan daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olmaz. Aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şunu söylüyor. Kendi çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olmaz. Hadiste böyle demiyor mu? Aynen böyle diyor. Peki bugün mesela dünyalık malından dolayı muhakemeye başvuranlara ne diyeceğiz? İşte ben hanımımdan ayrıldım, işte soy ismi bende, işte para vermek zorunda kalıyorum. Şu kafir sisteme göre ben ona işte bazı para vermek zorunda kalıyorum, işte şunu yapmak zorunda kalıyorum. Dünyalık bazı sebepler zikredenlere ne diyeceğiz o zaman? İşte bunu söylüyor şeyh. Dolayısıyla devamında şunu söylüyor, bütün dünyan gitse bile tağutun mahkemesine muhakeme olmak senin için asla caiz değildir. Asla caiz değil. Şayet ya elindeki her şeyi vereceksin ya da tağuta muhakeme olacaksın denilirse, sana farz olan şey elindeki her şeyi vermen fakat asla tağuta muhakeme olmamandır diyor. Neden böyle söylüyor kardeşler? Çünkü onun döneminde de aynı insanlar, bugünkü insanlar gibi dünyalık bazı bahanelerden dolayı tağutun hükmüne başvurmayı caiz görüyorlardı. Mesela bugün ne yapıyorlar? Bugün biraz önce verdiğim örnek gibi adamın işte malına el koymuşlar. İşte malım gidecek. Malım mı gitsin, imanım mı gitsin? Bu sorunun cevabı bellidir. Allah ve Resulünün sevgisi mi, dünyanın sevgisi mi? Bu sorunun da cevabı bellidir. Dolayısıyla mesela bugün en çok insanların öne sürdüğü meselelerden bir tanesi nedir kardeşler? En çok öne sürdüğü meselelerden bir tanesi ne derler? Derler ki burada ne vardır? Burada yuridune kaydı vardır. Yuridune kaydı nedir? Yani onlar istediler. O zaman ne demektir? O zaman biz istemeden gidiyoruz. O zaman bu küfür olmaz. Bunu birçok batıl cemaat de bu şekilde kendi kendilerini avutuyorlar. Kendi kendilerini böyle kandırıyorlar. Kardeşler bu doğru bir şey değildir. Bu yanlış bir görüştür. Yuridune kaydı vardır. Evet. Ama ulema şunu demiştir. Ulema demiştir ki yuridune kaydı bilakis işin daha ciddi olduğunu tekit ediyor. Mesela örnek vereyim size. İstemek bile küfür ise ona gitmek daha kötü, daha galiz bir küfürdür demişler. Dolayısıyla burada yuridune kaydı zaten sen daha gitmeden istemen seni küfre sokuyor. Allah muhafaza. Gidersen küfrün daha da artıyor, daha da şiddet oluyor. Çünkü küfür evet normalde aynı kategoridedir. Ama tağutların küfrü ile onlara ibadet edenlerin küfrü aynı değildir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla her küfrün galiz olanı ve galiz olmayanı, yani küfür zatında zaten pis bir şeydir, galiz bir şeydir. Ancak bunu kategorize edersek buradan her birinin bir şeyi vardır. Dolayısıyla istemek küfürdür, ona başvurmak daha büyük bir küfürdür, daha kötü bir küfürdür. Allah Azze ve Celle'nin daha çok azabına düçar olabilir diyebiliriz. Bu şekilde demişler. Bununla alakalı da meseleye çok girmeye gerek yok. Bunun dışında bazıları da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki mesela işte nuzul sebeplerine baktığımız zaman nuzul sebeplerinde ne var? Nuzul sebeplerinde şu var derler. Derler ki örnek vereyim bu darül küfürde değil darül İslam'da olmuştur. Ve olay şöyle ceryan etmiştir. Bir münafıkla bir Yahudinin arasındaki ihtilaftan dolayı bu ayet inmiştir. Dolayısıyla nuzul sebebine baktığımız zaman biz burada kendimize bir pay çıkaramıyoruz diyorlar. Kardeşler bu fikir, bu düşünce yanlış bir düşüncedir. Niye yanlış bir düşüncedir? Örnek vermek gerekirsek, mesela ben size bu konuda bir örnek vereyim. Daha iyi mesela anlaşılsın. Şimdi darül küfür, darül İslam
meselesi veya Mekki ve Medeni meselesi bu İslam'da tefsir usulünde önemli bir yere sahiptir. Ancak örnek vermek gerekirse bir şeyin helal olması, haram olması, şirk olması veya iman olması konusunda bunlar değişkenlik ne yapmaz? Değişkenlik göstermez. Örnek vermek gerekirse içki ayetleri olsun, faiz, kumar ve benzeri ayetler olsun, böyle yasaklar olsun. Mesela Mekke'deydi değil mi? Yani bunlar Mekke'deyken yasaktı. Biri diyebilirim ki ya ben İslam devletindeyim ama bu Mekke'de yasaktı, Medine'de artık yasak değil. Diyebilir mi? Böyle bir şey diyemez. Neden? Allah Azze ve Celle onu küllen, bütün insanlara ve ebediyen haram kılmıştır. Hiç kimse bunu ne yapamaz? Hiç kimse bunu şartlayamaz. Önüne arkasına bazı şeyler getiremez diyebilirim. Aynı şekilde Medine'de yasak olan veya helal olan bir şeye bir insan diyemez ki, örnek vermek gerekirse, işte ben Medine'deyken bu ayetler indi ama ben Darül Küfür'deyim, zor durumdayım, faizden faydalanabilirim diyemez. İçki içebilirim diyemez. O zaman kardeşler bu bahsettiğim mesele, örnek vermek gerekirsek, bu bahsettiğim mesele helal ve haramlarla alakalı meseleler. Ancak benim bahsettiğim mesele nedir kardeşler? Benim bahsettiğim mesele iman ve küfürle alakalı bir mesele. Yani tağuta kulluk veya Allah'a imanla alakalı meseleler. Böyle bir şey için bu caiz olmayacaksa, her birinize sorsam, her biriniz diyeceksiniz ki bu konuda kesinlikle caiz olmaz. Yani içki her yerde haramdır. Faiz her yerde haramdır. Örtü her yerde Allah'ın emridir. Namaz her yerde Allah'ın emridir diyeceksiniz. Ama iş tağuta kulluğa gelince diyeceksiniz ki ya bu işte burada geçerli değildir. Böyle bir şey demeye lüksünüz yok kardeşler. Hiç kimsenin lüksü yok. Dolayısıyla böyle şartlar, şurtlar getirmek zaten caiz değildir diyebilirim. Bunun dışında ne diyebiliriz mesela? Bunun dışında şunu da söyleyebiliriz. Mesela biraz önce bahsettiğim meselelerde bazı hocaların özellikle bu konularda ciddi ciddi çıkışları oluyor. Örnek vereyim, bazıları bu konuda artık fetva vermeye de başlıyorlar. Gerek Müslüman olan gerek kafir olan. Kardeşler burada insanların düştüğü bir yanılgı vardır ki bu yanlış bir yanılgıdır. Öncelikle biz hepimiz şunu bilmemiz lazım. Biz Allah'a kulluk etmek, tağuttan kaçınmak için yaşıyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle bütün nebilerini وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ تَاغُوتُ. Yani biz her kavme, her kabileye bir elçi gönderdik. Ta ki Allah'a kulluk etsinler, tağuttan kaçınsınlar diye. Yani bizim işimiz insanları tağutlara kulluk etmekten uzak tutmak. Oraya gitme, oradan uzak dur. Dünyan gitse, malın gitse, ihtimal bile olsa gitme demektir. Bizim işimiz budur. Yoksa bizim işimiz ya aslında sen soy ismini değiştirmek için tağutun hükmünden işte hüküm talep edebilirsin. Bu tağut hükmüne girmez gibi fetvalar vermek bu hiçbir insanın hakkı değildir. Eğer ibadet Allah'ın hakkıysa ancak Allah Azze ve Celle bu konuda konuşabilir. Yani burada bir taksis, ondan sonra buna bir takyit getirilecekse, bir kayıt getirilecekse burada bu iş alimlerin işi değildir. Bu Allah Azze ve Celle'nin görevidir ki ibadetler ancak ona yapılır. Dolayısıyla bir adamın bunu söylemesi kesinlikle caiz değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle bize imanın önünde şart olarak birçok yerde ondan kaçınmayı, içtinab etmeyi, onu tekfir etmeyi, onu yalanlamayı, ona buğz etmeyi, ondan nefret etmeyi emrettiyse hiçbir alimin veya hiçbir hocanın şuna hakkı yoktur. Tamam oraya gidebilirsin demeye hakkı yoktur. Hatta bunu küfür görmese de hakkı yoktur. Çünkü Allah'ın emri bu. Tağuttan kaçının, içtinab edin. Dolayısıyla bugün fetva veren hocaların birçoğu bu fetvayı verirken ne cürümler işlediklerini bilmiyorlar. Onlara bu soruları soranlar genellikle cahil insanlar ve bu cahil insanlar orada sadece onların söylediklerini yapmakla kalmıyorlar. Birçok cürüm işlemiş oluyorlar. Dolayısıyla bu ne değildir? Bu caiz değildir kardeşler. Bu kesinlikle caiz. Gerek boşanmak için gitmek, gerek bununla beraber işte isim değiştirmek için gitmek, gerek mal için gitmek.
Burada hüküm talep etmek kesinlikle ama kesinlikle kardeşler küfürdür. Allah Azze ve Celle başından sonuna kadar bize tağuttan içtinab etmeyi, uzak durmayı, küfretmeyi, tekfir etmeyi ve belli sebeplerle uzak durmayı emretmiştir. İkinci bir durum ise biraz önce zikrettiğim gibi bir işin küfür olduğu ispat olunduktan sonra Allah Azze ve Celle bunu Kur'an ve sünnetle beyan ettikten sonra bunun ancak iman olduğunu veya bunun ancak mübah olduğunu söyleyen insanın mutlak olarak delil getirmesi lazım. Mutlaka delil getirmesi lazım. Bununla alakalı işte bunu kayıtlayacak bir delil getirmesi gerekiyor. Bugün iddia edenler şunu söylüyorlar mesela işte bu evet tağuta muhakeme olmak küfürdür ama şu küfür değildir. Bu küfür değildir. Peki delil diye sorduğumuz zaman delil yok kardeşler. Delil heva. Yani ben aklımdan bunu çıkardım ki bu muhakeme olmaz. İşte lügatta şu geçiyor, burada bu geçiyor. Tamam kardeşim, lügat manası önemlidir. Tabii ki önemlidir. Şerri manası da önemlidir. Dikkat et, şerri manası da önemlidir. Ama sen tağuta muhakeme olma meselesine bir insanı yönlendirdiğin zaman sen bu adama git, Allah'ı bırak, Allah'tan başkasına kulluk et demiş oluyorsun. Onun için iyi araştır. Önüne arkasına iyi bak. Çünkü senin gönderdiğin insanlar bizzat gidip tağuttan hüküm talep ediyorlar. Bizzat. Dolayısıyla mesela örnek vereyim, soy isim değiştirme. Mesela bazıları da şöyle şüpheler getiriyorlar kardeşler, onu da söyleyeyim de bu da bir yanılgıdır. Ya diyorlar ki işte şeriatta yoksa, örnek şeriata ters bir durum değilse, örnek vereyim Allah Azze ve Celle'nin hükmüne ters bir şey değilse insan gidip oradan hüküm talep edebilir. Bu küfür olmaz diyor. Bu küfür olmaz diyor. Dolayısıyla bu söz nedir? Bu da batıl bir sözdür. Neden? Çünkü İbn Kesir bununla alakalı icma nakli diyor. Mesela İbn Kesir diyor ki her kim mensuh şeriatlara muhakeme olur, nebilerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına muhakeme olmaz ise muhakkak yok kafir olur. Şimdi ben size soruyorum. Mensuh olan şeriatlerde şu andaki şeriatımıza ters olmayan çok şey var değil mi? Çok şey var. Dolayısıyla demek ki bu ulemanın yanında, ulemanın katında bu böyle bir şey doğru değildir. Mesela örnek vereyim, kastettikleri şu olsa gerek. İşte bir adam boşanmak için gidebilir kendi arasında boşandıktan sonra. Bu hocaların kastettiği bunlar. İşte soy isim değiştirme, isim değiştirmek için gidebilir. Veya hakkını almak için gidebilir demiş oluyorlar. Peki o zaman tağuttan hüküm talep etmek ne zaman küfür olacak? Ne zaman küfür olacak? Dolayısıyla şu fetvaya göre nedir? Şu fetvaya göre kişi nedir? Kişi kafir olur Allah muhafaza ki İbn Kesir devamında diyor ki durum böyleyken diyor mesela acaba İslam şeriatını terk ederek yasaka, bak kendi döneminden bahsediyor. Yasaka muhakeme olan yasak kanunlarını İslam kanunlarından daha önde tutan kişinin durumu nasıl olur acaba? Ki zaten Yesak'ın kitabında biliyorsunuz onların muhakemelerinde her şey İslam'a birebir zıt değildi. Yahudilikten, Hristiyanlıktan bir de onun kendi hevasından koyduğu şeyler vardı ki orada o zaman ne mana çıkar bu hocaların verdiği fetvaya göre? O zaman Yesak'ın İslam şeriatına ters olmayan hükümlerine başvurabilirsin veya oradan hüküm talep edebilirsin. Öyle bir konu başına gelirse gidebilirsin. Manası çıkar ki alimler böyle bir şey kabul etmiyor. Kesinlikle İbn Kesir diyor ki bilinsin ki böyle yapan Müslümanların icmasıyla kafir olur. İcmasıyla kafir olur. Dolayısıyla kardeşler bu benim verdiğim ikinci örnek. Üçüncü bir örnek ise mesela diyorlar ya işte bunlar bazı amellerin işte tağuta muhakeme kapsamına girmeyeceğini söylüyorlar. Hani biraz önce verdim örneğini. İşte soy isim değiştirme, işte kişi kendi arasında iki Müslüman işte boşandıktan sonra sadece gidip bir kağıt alacak diyorlar ya. Bir kağıt alacak yani. Bir kağıt yani. Kardeşler bir kağıt diyoruz ama bir kağıt yeri geldiği zaman insanın imanını götürüyor ki sinek götürüyor yani insanın imanını. Bir sineğe kurban kesmek bile insanın imanını götürürken bunu sen düşün. Bunu siz düşünün yani. Mesela
Tarık İbni Şihab'ın rivayet ettiği hadiste biliyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bir beldeye iki kişinin, iki arkadaşın vardığını ve o iki tane arkadaşın şununla sorgulandığını. Ya buraya bir kurban keser geçersiniz yoksa bırakmayız. İşte biri demiş ki ben Allah'tan başka hiç kimse için kurban kesmem. Onu öldürmüşler. Öbürü demiş ki tamam demiş benim kurban edecek hiçbir şeyim yok. Bir sinek dahi mi yok? Demiş sinek var. O zaman bir sinek kes geç. Sineği kesip geçmiş. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunlar için diyor ki biri diyor bir sinek de cennete bir sinek de cehenneme girdi. Yani o kişi bir sinek kesseydi belki basit değil mi sinek yani. Kağıt kadar da büyük değil yani dikkatinizi çekerim. Bir sinek keseydi belki adam amacına ulaşır oradan oraya geçerdi ama cennete giremezdi. Cehenneme giderdi. Canını verdi cennete gitti. Öbürü ise ne yaptı? Öbürü ise Allah'tan başkasına bir ibadet etti. Küçük bir ibadet yaptı. Cehenneme gitti. Onun için böyle kıyaslar küçük bir kağıttı. Oradan sadece gidip kağıt alıyoruz ve benzeri şeyler bunlar İslam'la uyuşmayan kıyaslardır. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle'nin bize getirdiği bu konudaki şartlar şudur kardeşler. Biraz önce ben zaten ayeti okudum. Dedim ki وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ. Burada herhangi bir ihtilaf ettiğiniz bir şeyde hüküm Allah'a aittir. Ama burada ne dedik? Şey, herhangi bir şey, her şey. Şimdi bizim Türkçemizde eşya dediğimiz zaman eşya işte bu bahsettiğimiz, kullandığımız şeylere denilir. Ama Arapçada öyle değil. Arapçada her şey. Aklınıza gelebilecek her şey. Yani şey diye bahsedilen her şey eşya kısmındandır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle burada her şeyi kastediyor. İhtilaf ettiğiniz her şey. Bazıları da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ama bunlar ihtilaf etmiyorlar. Kardeşler bunlar ihtilaf ediyorlar. Bunlar ihtilaf etmiyorsa neden tağutun hükmüne başvuruyorlar? Madem ki ihtilaf yok. İhtilaf vuku bulmuyor madem ki. O zaman niye bir hüküm talep etme olayı var? Demek ki bir ihtilaf var. Ha bu ihtilaf soy isim değiştirmektir. Ha bu ihtilaf tağutun hükmünden işte hüküm talep etmektir. Vesairedir. Veya bu ihtilaf biraz önce bahsettiğim gibi işte karıyla kocanın normalde boşanması ama kağıt üzerinde boşanmamasıdır. Bu ihtilaftır kardeşler. Bu hala bir ihtilaftır. Kadın erkeğin soy ismini taşımak istemiyor. Erkek kadına para vermek istemiyor. Ve benzeri şeyler. Daha da birçok şey çıkıyor da ben o meselelere girmiyorum. Mesela çocuğun kimde kalacağıyla alakalı hakim hüküm veriyor bazı zamanlarda. Mirasın kime gideceğiyle alakalı hüküm veriyor bazı zamanlarda. Ve benzeri şeyler de zikredilebilir. Dolayısıyla onların bu söyledikleri batıldır. Batıldır. Yani neden batıldır? İşte bahsettiğim meseleden dolayı. Diyorlar ki mesela ihtilaf yok. Peki madem ki ihtilaf yok, kişi soy isim değiştirdiği zaman davacı veya davalı İki kısım var değil mi? Bir tanesi davacı, bir tanesi davalı. Mesela insan soy ismini değiştirdiği zaman kimi dava ediyor? Ya babasını dava ediyor ya annesini dava ediyor. Ama bak bir ihtilaf var, dava ediyor yani. Veya karı koca ayrıldığı zaman birbirlerini dava ediyorlar. Hatta devletle alakalı diyelim ki bir tazminat alacaksın, bir şey alacaksın. Burada davalı, davacı hala var. Kamu var. Yani davalı ve davacı hep var. Tağuta muhakeme olma meselesinde davalı ve davacı hep vardır. Ancak sulh dediğimiz mesele eğer yarın öbür gün Türkiye'de olursa o zaman deriz ki kardeşim sulh diye bir mesele var. Burada sen tağutun hükmüne başvurmadan kendi aranda çözdüğün işlemleri gidiyorsun. Adam sana sadece bir kağıt veriyor deseler eyvallah. Dersin ki bak bu sulhtur. Sulh İslam'da da caizdir. Burada da nedir? Burada da caiz olur diyebiliriz. Ancak burada tağuta muhakeme direkt vardır. Burada hakim vardır. Hakim hüküm veriyor. Davalı vardır, davacı vardır, şahitler vardır ve benzeri şeyler vardır. Yani bir mahkeme için olması gereken veya bir muhakeme için olması gereken her şey mevcuttur kardeşler. Dördüncü mesele ise tağutlar kendilerine kulluk etmeden sana o istediğin kağıdı vermiyorlar. Biraz önce verdiğim örnek gibi, Tarık İbn-i Şihab'ın rivayet ettiği hadis gibi. Yani sen bana kulluk etmeden ben sana istediğini vermiyorum dediği zaman şunu mu diyeceksin? Hayır bu şuna girmez, hayır bu buna girmez mi diyeceksin? Bugün mesela tağutlar öyle saçma sapan, alakasız şartlar getiriyorlar ki
Diyorlar ki gel diyorlar, şu ameli yap, sana şunu vereyim diyorlar. Şu ameli yap, sana bunu vereyim. Sadece şuna imza at, ben istediğini vereyim diyorlar. Ama kardeşler, biz bunu biliyoruz ki tağutlar kendilerine kulluk etmeden istediğini vermedikleri zaman sana düşen yine o malınsa, o canınsa, o neyse artık senin ondan vazgeçmendir. Vazgeçip Allah'a yönelip Allah'a kulluk etmendir. Dolayısıyla bu tür meseleler önemli meselelerdir. İnsanların bunlara dikkat etmesi gereken meselelerdir. Tağuta muhakeme meselesi de bu baptan zikredilebilir diyebilirim. Bununla beraber inşallah savunma meselesiyle alakalı bir konu var. Onu başka zaman inşallah ayrı bir ders olarak inşallah onu işleyeceğim diyebilirim. Evet. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَا وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَتُوبِ اِلَيْكَ. Evet.